Niye benimle telefonda o şekilde? Demek ki bu çocuk buradaki gibi değil. O zaman niye kendi kişiliğini yansıtmıyorsun burada gerçek? Kim Çünkü sana ağır ne gözükmek diyecek? istiyor. Şimdi telefonda atıyorum burada ne haber, nasılsın falan diye konuşuyor. Telefondaki ne haber, nasılsın, nasıl? Ne haber, nasılsın yavrum, aşkım, hayatım, şakalar, makalar böyle buradaki gibi değil. Aa, o zaman ben diyorum ki buradaki dün, sen hangi olsanı beğeniyorsun? Sen biliyor musun dün... Tabii samimi olan Dilara da ağlama çıkıyor. Krizine girdi sen erkekler tabii. Biliyorum. Ama bazı meraklılar da... Ne? Bazı meraklılar da diyorum. Ha. O bir anlıktı ya, gelip gitti. Geldiğinde... Biliyorum, neden girdiğini de biliyorum. Sonra dedim sen Dilara pusası, kendine gel. Kendine gel. Gel yani, sen bize gidelim. Hangi olsanı beğeniyorsun? Hangi olsandan etkilendin? Tabii ki beni güldüren olsanı beğeniyorum. Dışarıdaki olsanı. Sen olsanın ona... içerideki halinden rahatsızsın. Rahatsızsın dışarıda. O zaman olsan oynuyor diyorsun. Evet. Olabilir eğer Dilara oynuyorsa. Oynuyor yani, baya baya oynuyor. Ya da şey mi, yavaş yavaş mı açıyorum onu? Aşkım onu açmıyorsun. O zaten genelde evin içindeki yaptığı şakalarını sana yapmıyor. Gördük galalarda ne, hangi şakaları kimlere yaptığını. Demek ki evin içinde sana öyle gerçekten davranıyor. Gerçekten affettin mi onu? Niye? İçinde affedemedin affettin mi yani onu gerçekten? Tabii ki de tamamen affetmedi bu kızlar. Güveniyor musun? Bir daha yapar mı diye düşünüyor musun? Yok, hiç güvenmiyorum şu an. Ben de onu anlamıyorum abi. O güven bir kere gidince daha niye devam edersin? Aşkım belki düzelir diye şu an izliyorum sadece. Aşkım olan bir şey yok ki. Yani sonuçta dost hayatı yaşamadı. Alt tarafı şaka yaptı ya. İşte o yüzden büyük bir şey yapsaydı. Dost hayatı yaşamaya yönelik bir şakaydı. Büyük bir şey yapsaydı diyor. Bak büyük bir şey yapsaydı diyor. Tamam, dost hayatı yaşamaya yönelik bir şakaydı. Evet. Ne yazmışsın buraya?